Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 11. sınıf akademi serisinde çember ve daire konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çember ve dairede konu anlatımını bitirmiştik ve testlere geçmiştik. Şimdi bu dersimizde, yani çember ve dairenin 16. dersinde test 3'ün çözümünü yapacağız. Kitabımızda sayfa numarası 197 ve 198'deki soruları çözeceğiz. Kitap olanlar kitaptan, olmayanlar videonun açıklama kısmındaki linke tıkla. Testler, yani çember daire testleri PDF'in adı olması lazım. Oradan da indirebilirsiniz. Ve indirdikten sonra ilk önce kendiniz çözüyorsunuz ama. Kendiniz çözdükten sonra çözemediğiniz sorulara bakıyorsunuz değil mi? Sakın hazıra beleşe konmayın. Ha, bu soru böyle çözülür falan filan demeyin. Hadi neyse. Hadi bakalım şu test 3'ün çözümlerine başlayalım. ABC üçgeninde KLM noktaları teğet olarak verilmiş. Arkadaş 65-55 daha kaç yaptı? 120. Buraya ne kaldı? 60 kaldı. Ya hocam 55'ten bu yayı, 65'ten bu yayı bulurum diyebilirsin ama direkt bana bu yay lazım. Çünkü bu açı çevre açıdan buraya giriyor. Bu teğet teğet olduğunda 180'e tamamlıyordu. Yani burası 120 derece yaptı. Çevre açıdan dolayı da 60 derece yapar burası. Birinci soru Ceyhan. 2'ye geldik. Şekilde çemberler üzerinde eşit mesafeler işaretlenen noktalar verilmiştir. Şuradan başlasam. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bölme var. 360'ı 9'a bölsen kaç yapıyor? 40 yapıyor. Her bir bölme 40. O zaman 1, 2, 3, 3 bölme 120 yapar. 1, 2, 2 bölme de 2 tane 40 demek 80 yapar. Bu dış açı değil mi? Evet. Alfa o zaman ne olacak? Pardon, x ne olacak? 120 x 80 bölü 2'ye eşit olacak. 40 bölü 2'den cevap 20 çıkar. İkinci soru Balıkesir. Oldu. Geldik 3'e. Çevrel çemberi verilmiş. Üçgenin çemberin yarıçapı da 4 birim verilmiş. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Al sana yarıçap. Yarıçap hocam 4 birim 4 birim. Aa, burada ne çıktı? Bir eşkenar. Bütün kenarları eşit. Yani 60 60 60 oldu burada kaçlar? ACB açısı nedir diye soruluyor bize. ACB şurada kaç soruluyor? 60 ise gördüğü yay 60 merkez açıdan dolayı. Bu da bir çevre açı olduğu için 60'ı gördüğü için bu da yarısı olmak zorunda. 30 derece olur. Yani 3. soru Balıkesir oldu. Geldik 4'e. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Burası da 6 mı oldu? Evet, yarıçap 6 verilmiş çünkü. Sina nedir diye soruluyor. Yani sina alfa nedir diye soruluyor bize. Ne yapacaksın kardeşim? Alfa ise gördüğü yay 2 alfa değil mi? Evet. Hocam burası 2 alfa yaptı. Bak burada kaçı 2 alfa yaptı. Bana alfa lazım. İkiz kenarda tabana ait bir yükseklik çizersem ya da merkez var, kiriş var çektik dersen 2 eş parçaya böldü. 5 5. İkizkenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açıortaydır. Alfa alfa oldu. O zaman bu üçgende sinüs alfayı bulabilirim. Karşı bölü hipotenüs, yani 5 bölü 6 yapar. Cevap böylelikle 5 bölü 6 oldu. İspatıyla mı yaptık? Evet. İstersen sinüs teoreminden yap. Sinüs teoreminden nasıl yapıyorsun? Hocam kenar bölü karşısında kaçını sinüsü. Yani ne diyeceksin? 10 bölü sinüs alfa neye eşitti? 2R'ye eşitti. 2R'ye eşitti. R de zaten 6. Çevrel çemberin yarıçapı. Buradan da sinüs alfada ne oluyor? 12, 10 bölü 12'den 5 bölü 6 çıkıyor diyebilirdik aslında. Tamam. Ama ispat daha çekici geldi bana nedense burada. Evet, dördüncü soru. Edremit oldu. Geldik 5'e. Hocam 135 verilmiş. En etkili silahımız da yarıçap. Al sana yarıçap. Bu 6 ise burası da 6. 135 ise gördüğü yay 270. O zaman buraya kaç kaldı? 90 kaldı. Merkez açıdan dolayı burası da 90 yaptı. Ne güzel bir şey. İkiz kenar dik üçgen. Ve burası 6 kök 2 yapar. Cevap denizde oldu. 5. soruda geldik 6'ya. Aşağıda bir açı ölçerli cetvel verilmiştir. Buna göre ABC açısı X kaç derecedir diye soruluyor. Yalnız burada bu açı ölçerdeki dereceler yanlış gösterilmiş. Tamam, burası 70 derece olacak. Çizgilere takılı kalmayın. 150 derece de tam şuradaki 150 derece olarak gösterilecekti. Biraz kaymış burada. O zaman burası 70 dereceyi gösteriyorsa böyle sıfırdan başlıyor ya. Burayı 70 derece demek istemiş. Burası da 150 derece ise o zaman bunun tamamı 150. Buraya kaç derece kaldı? Hop, buraya da 30 derece kaldı diyebilir miyiz? Evet. X açısı da şöyle bir dış açıyı oluşturdu. Dış açı da neydi? Gördüğü yayların farklarının yarısıydı. Yani 70 eksi 30 bölü 2'ye eşittir X açısı. Böylelikle 40 bölü 2'den cevap kaç çıkar? 20 çıkar. Evet, 6. soru Ceyhan olur. Geldik 7. soruya. Bir aracın yarım daire biçimindeki hız göstergesinde O noktası etrafında dönebilen bir kadrarı bulunmaktadır. Şöyle. Hız göstergesi 150 gösteriyor. Yalnız dikkat et. 150 derece değil.
Hız 150'yi gösteriyor. Bu böyle 180 derece döndüğünde 150'yi gösteriyor. Dikkat et. Buraya iyi yorumlamak lazım. Başlangıçta şekil 1'deki gibi olan hız göstergesi kadran 75 kilometreyi gösterdiğinde şekil 2'deki gibi konuma geliyor. Tam 75 gösterdiğindeki konum isteniyor. Arkadaş şurada 180 derece değil mi burası? Evet. 150 yani bizim kadranımız şuradan hop buraya gelseydi 150 derece olacaktı. 150 hızını gösterecekti. Yani 180 derecede 150 hızını gösteriyorsa burada da 75 hızı isteniyor. 75 hızını kaç derecede gösterir diyeceğiz. Doğru orantı var. Oran orantı yöntemiyle bunu bulabiliriz. İşler dışlar soru işareti neye eşit olacak? Şu ikisinin çarpımı 180 çarpı 75 bölü sonra burası da 150 ya da 150'den yarısı olmuş ya yarısından 90 diyebiliriz ya da zaten şunlar şunlar gitti 2 180 ile de 2 sadeleşince de 90 kaldı. Yani açıyı kaç derece bulduk o zaman? 90 derece bulduk. Cevap Akçay yaptı 7. soruda. 8'e geldik. Evet, ne var burada? Şimdi şöyle bir ip var. Bir ip bu konumdayken sonra bu konuma gelmiş. Sonra bu konuma gelmiş. Aslında burada uzunluğun değişmezliğini kullanıyorum. Bir ip bu konumdayken bu konuma gelmiş sonra bu konuma gelmiş. Yani buradaki ipler hep aynı ipler olduğu için şu sarı iplerin uzunlukları ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Normalde ben bunu normal üçgen sorusundan da yapabilirim aslında ama dikkat et şimdi sabit bir noktadan 3 tane eşitlik çıkmış. Çemberin tanımını böyle sağlıyor. Hani sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktalar kümesinde burası çemberin merkezi diyebiliyorduk değil mi? Evet, çemberin merkezi burasıyken hop burası da çember üzerindeki noktalar olacak. Yani merkezi orası iken şöyle bir çember çizebilirim. Çember çizme tekniğini uygulayayım burada. O zaman merkezi burası. Bak bunlar da yarıçap şeklinde oldu mu? Oldu. Sonra hocam burada bir çevre açı oluştu. 22 ise gördüğü yay 44. Burada da bir merkez açı oluştu. E o zaman burası da merkez açıdan dolayı kaç derece olur? 44 derece olur. Yani cevap Cihan olur. 8. soruda. Geldik 9'a. Yıldırım öğretmen sınıfta öğrencilerine çemberde açı konusunu anlattıktan sonra konuyu pekiştirmek için şöyle bir adım adım bir şeyler sormuş. Birinci adım ne demiş? O merkezli çember çiziniz. Hadi bakalım O merkezli çemberi şöyle bir çizelim bakalım. Şöyle ne diyorsa basamak basamak yap. Bak ben de ilk defa okuyorum. İkinci adım çember üzerinde A ve B noktaları işaretleyiniz. AB kirişi çemberin en uzun kirişine paraleldir. Rastgele bir A, B çizdim. Ve bu AB neymiş? Çemberin en uzun kirişine paraleldir. Çemberin en uzun kirişi nedir? Çap değil midir? Evet. Hocam şöyle de bir çap var. Ama paralel olan kiriş şöyle değil midir arkadaşım? Evet. Şu şekilde en uzun kirişi buna paralelmiş AB. Tamam. Bunların paralelliğini kullanacağız şimdi. Üçüncü adım AB kirişi. Tamam bunu yazdık. Dördüncü adım kirişler arasında kalan yay ölçüleri şunlarmış. Yani birisi alfa eksi 10 verilmiş. Birisi de kaç verilmiş? Hocam birisi de 2 alfa eksi 70 verilmiş. Şimdi kirişler bunlar ya. Bu kirişler arasındaki şeyler. Arkadaş 2 tane kiriş paralelse ayırtları yaylar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu bir kere. Bunlar eşit olacak. O zaman alfa eksi 10 eşittir 2 alfa eksi 70 ya. Buradan attım bunu buraya 60. 70 eksi 10'dan. Attım bunu buraya alfa. Alfayı ne bulduk? 60 bulduk. Alfayı 60 bulduysak eğer 60 burası kaç çıktı? 50 çıktı. E zaten bak burası da 50 oldu. AOB açısı. AOB açısı isteniyor bize. Hop hop. Şurada kaç isteniyor? Arkadaş buradaki yayların ölçüleri. 50 50 100. E şu çapsa bunun tamamının 180 olması lazım. E 50 50 100'ü buradaysa buraya 80 kaldı. 80 ise merkez açıdan dolayı burası da 80 yapar. AOB açısı böylelikle kaç derece olur? 80 derece olur. Yani cevap Denizli çıktı. 9. soruda. Geldik 10. soruya. Aşağıda O merkezli daire biçimdeki bir karton parçası verilmiştir. Şöyle KTL üçgeni çizilmiş ve şöyle bir katlama yapılmış. Katlama yapıldıktan sonra da KL boyunca ok yönünde katlandığı T noktası O ile çakışmış. Şimdi eski haline bir geri açıyoruz değil mi? Öncelikle bütün katlamalarda artık katlama olayını öğrendiniz. Eski haline geri açalım. Üçgenimizi de şöyle bir çizelim isterseniz. Üçgeni de çizelim şöyle. Çizdik. KTM LTS doğrusalmış. KTM şu doğrusal. Bu da doğrusal. Tamam. Bunların doğrusallığı da aklımızda kalsın. Aklımızda kalacağına şu şekilde de gösterebiliriz sadece. Tamam. Hocam bu yarıçap, bu yarıçap değil mi? Evet bu da yarıçap, bu da yarıçap. Bu doğrusal bu arada. Dikkat et. Sonra biz böyle katladık ya. Katlamada üst üste binen yaylar birbirine eşit olacak. Böyle katladığın zaman. Gerçi üçgen gözüküyor burada. Yay katlaması gözükmemiş. T noktasıyla çakışmaktadır.
Tamam. Üçgenin o noktasına geldiği söylenmiş zaten burası. Tamam. Aslında şöyle de çizilebilirdi şekil. Şu şöyle de çizilebilirdi. Hani katlanmış hali olarak bu şekilde gösterilebilirdi. Ya da katlanmış halindeki üçgenin görünümü bu şekilde diyebiliriz. Fark etmez. E hocam katlamada üst üste binen kenarlar eşit olacak ya. Burası da eşit oldu. Burası da eşit oldu. Bu oldu. E şimdi ne yapacağız burada? Hocam hop en güzel ek çizim yarıçap. Yarıçap uzunluğu çizgi. Aa burası da çizgi. Aa çizgi çizgi çizgi. Eşkenar üçgen çıktı 60 60 60. Bu da eşkenar üçgen çıktı hocam 60 60 60 mı oldu buraları? Evet. KS ve LM yayları isteniyor. KS şu yay ve LM. Arkadaş şunu doğrusal vermiş ya 60 60 120'si buradaysa 180'e tamamlayan açısıdır burası 60 derece olur. 60 ise gördüğü yay 60 yapar. E ondan sonra burası da aynı şekilde 60 60 120. Şu doğrusal olduğundan dolayı buraya da 60 derece kaldı. 60 ise burası da 60 mı yaptı? Evet. KS'yi kaç bulduk? 60 bulduk artı LM yayında 60 bulduk. Topladığımız zaman da kaç yapar? 120 yapar. Yani kaçıncı soru? 10. soru böylelikle Denizli yaptı. Ve böylelikle test 3'ü de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.